Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin Ekim ayı yorumlarına hoş geldiniz. Evet, Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Size Ekim ayında gök gürültündeki ana gezegen açılarına ve başınıza neler geleceğini anlatmaya çalışacağız. Evet Demet, çok ilginç bir aya gidiyoruz. Kova burcu için çok özel bir yeni ay ve bir dolunay ay tutulmasının olduğu bir dönem. Ne diyorsun? Evet, terazi yeni ayına giriyoruz. Terazi ayları kovalar için olumlu aylardır. Güneşin pozisyonu kovaya üçgen açı yaptığı için enerji gayet güzel akar bu ay. Hafta başında terazi yeni ayı biraz gergin başlayacak ancak. Çünkü güneş Plüton'la ve Uranüs'le sert açılar yapıyor. Bu yeni evet. Ayda da bu enerjileri hissedeceğiz. Kovalar için belki gelecekle ilgili iş projeleri olabilir, yurt dışı, seyahatler, yasal konular, bunlarla ilgili bazı gündem dışı, beklemedikleri ani gelişmeler söz konusu olabilir. Medyalarda televizyon evet. iletişimi, yazmak, çizmek ve aslında bunun yanında eğitimle alakalı konular evet. da gündeme gelebiliyor. Fakat bu Uranüs'ün Plüton'la tesisini sevmiyorum. Evet. Kova burcunun yöneticisi Uranüs Plüton'dan ağır bir tekrar alıyor. Şimdi tabii ki bunu tahmin etmek sırf Kova burcuna göre kolay değil. Tabii doğum haritası, kişinin doğduğu andaki gökyüzündeki doğum haritasına göre bu çok daha belirgin olur. Mesela ben kendi adıma söylediğimde Uranüs Plüton tek karesi yükselenim oğlak olan bir kova yazdığım çizdiğim konularla ilgili eleştiriler alabilirim. İşte medya radyo televizyonla ilgili konular çok fazlasıyla gündeme gelebilir. Hukuk ve hukuksal konularla ilgili bir çatışma olabilir gibi gibi olaylar. Ama bu tabii ki yengeç yükselende değişir. Yay yükselende değişir. Çünkü bu Plüton'un tek karesi baktığımızda kova burcunda çünkü kova burcunun 12. evinde bu. Evet. 12. evindeki bir tek kare 12'de 3. Şimdi 12 ve 3 arasında oluyor. Bir seyahatte çıkabilecek bir kaza da olabiliyor bu. Beklenmedik bir sorun da olabiliyor. Kadersel etkili bir olgu da olabiliyor. Akrabalarla alakalı konular. Akrabalarla alakalı, komşularla alakalı konular daha fazlasıyla gündeme gelebilir. Araç kullanırken biraz daha fazlasıyla dikkat etmek gerekir. Ama bunun yanında Venüs ile Mars'ın da karesi var gökyüzünde. Yani Venüs ile Mars. Mars nereden gelmiş? İşte 7. evden geliyor. Eş, birlikte olduğu insanlar, iş ortakları. Venüs de direkt olarak nereden geliyor? Tepeden geliyor. Yanında çalıştığı birine işten de kovabilir kova burcu. Böyle bir döngüyü de temsil edebiliyor. Veya yeni bir kişi işe de alabilir. Kova burçlarının tepesinin atık bir dönem bu. Mars'ın güneşin karşısında olduğu dönem. Küçük kazalara dikkat edin derim. Seyahatleri de hazırlanın. 19 Ekim'den itibaren bir çok ciddi bir ay tutulması başlıyor. Bu ay tutulması olumlu diyorum. Bir de 19 Ekim'den önce bir 16 Ekim'de Venüs üçgen Uranüs var. Venüs'ün yaya geçmesi 7 Ekim'de. Venüs yaya geçecek 7 Ekim'de. Venüs'ün yaya geçmesi kovalar için aslında iyi, olumlu. Arkadaşlardan destek gelecek. Sosyal hayatta canlılık olabilir. Arkadaşlarla ilgili destekler olabilir. İşleriyle ilgili biraz gelirlerde artış olabilir. 16 Ekim'de Venüs'ün Uranüs'te üçgen açısı tabii sürpriz kavramları ortaya çıkarıyor. Bu eğlenceli, sürpriz, heyecanlandırıcı bazı gelişmeler olabilir. Orijinalite veriyor. Evet. Yani orijinalite, aşkta orijinalite veriyor, yaratıcılıkta orijinalite veriyor. Eğer bu dönemde işte bir nişanlılık dönemi varsa evlilik kararı ve ciddiye alınma başlıyor. Çünkü Venüs üçgen Uranüs. Evet. Ama herhangi bir şekilde tanıdığı biri yoksa, herhangi bir şekilde bir flörtü yoksa Venüs üçgen Uranüs'e yeni bir tanışma yaşıyor. Evet. Hayatına yeni birini sokabiliyor. Çok ciddi değişim döneminde kovada. 12. evden gelen Plüton'la Uranüs kendisinden gizlenen ve saklanan pek çok şey öğrenebiliyor. Tabii ki Uranüs ve Plüton bunlar şok edici şeyler. Evet. Ve Plüton gerçekten de zorlu şeyleri temsil ediyor. Daha da öğrenmeye devam edeceksin sevgili kova. Hazırlan. Mars'ın başağa geçmesi 15 Ekim'de. İşte harcamaları arttırmış. Evet, o da maddi konularla ilgili. Şimdi bu bankalar arasında bankalarla ilgili konulara çok dikkat etmek gerekiyor. Mars başağa geçtiği zaman banka, sigorta, sigortacılık işlemleri, kasko alımları, satımları Mars Başak Burcu'nda 8. evde aslında seksüel içgüdüleri de arttırır. Seksüel içgüdüleri arttırıp tenselliğin, cinselliğin ve şehvetin artacağını gösterirken banka arası iletişimlerde bazı sorunlar olabileceğini gösteriyor. Yani bu burada Plüton desteği var kovalarda. Tabii gene doğum haritasıyla görebiliyoruz.
Plüton desteğinde olduğunda işte bir mülk satışı gerçekleşebiliyor, belli bir para gelebiliyor, aileden destek gelebiliyor, kazançlarında artış olabiliyor. Çünkü Mars'ın ilerlediğini düşün bak, 26 tabii. Ekim civarında derecesine geldi. Plüton'da 7-8 Ekim'de üçgen açı yapacak. Bu da uzun zamandan beri, son 2 yıldan beri ilk defa biraz eli bollaşacak anlamına geliyor. Ucuz bir kredi almak da olabiliyor bu. Çevresel destek gelmesi de olabiliyor. Ortaktan gelen bir para desteği oluyor. Ortaktan destek gelmesi de oluyor. Evet sevgili kovalar, yani parasal konularla alakalı destekleriniz artıyor. Ama tabii ki burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. 19 Ekim Koç burcundaki ay tutulmasının hemen arkasında 20-21 Ekim'de Mars karşıt Neptün var. Parasal konularla ilgili aldanma, aldatılmak dediğimiz bir yapı vardır burada Neptün'de. Evet. Buna dikkat etmesi gerekiyor sevgili kovanın. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ama bunların haftaları... Merkür de retro. İşte Merkür de retro. Anlaşma falan yaparken o zaman bir imza durumu söz konusuyken... Kandırılabilirsin. Evet. Kandırabilirsin. İmza atmasan daha yorur bu dönemde. Ben kova burcu olduğum için arkadaşlar size biraz torpil geçiyorum. Bu konuda kovalar çok şanslıdır. 19 Ekim Koç burcunda ay tutulmasının çözümünü biraz yapsana sevgili Demet. Ay tutulması, Koç burcundaki ay tutulması yakın çevreler, yine kardeşler olabilir, akrabalar olabilir. Onlarla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Ancak sürpriz etkiler var. Venüs'ün, Uranüs'ün üçgen açısı. Bayanlardan destek. Evet, evet. Belki bir kız kardeş olabilir, bir bayan evet, akraba evet, ile ilgili sürpriz bir gelişme, mutluluk verici bir evlilik olabilir. Evlilik, hamilelik. Seyahat olabilir. Seyahate çıkma söz konusu olabilir. Ay 9. evden güneş 3. eve doğru. Ya da bir otomobil alımı gibi. Evet, araba alımı da olabilir. Medyaya çıkmak da olabiliyor. Evet, medyaya çıkmak da olabilir. Medyaya çıkmak da olabiliyor. Şimdi 21 Ekim'den itibaren Merkür retro harekette Akrep burcunda. Burada iş ve kariyerle ilgili bazı gecikmeler olabiliyor. Bazı beklenmedik sorunlar olabiliyor. Son anda kariyerle ilgili toplantılarda sevimsiz karar değişiklikleri olabiliyor sevgili kova. Bunları detaylı görebilmek için bilinçokulunun haftalık astroloji ve günlük astroloji servislerine başvurabilirler değil mi Demet? Tabii ki haftalık videolarımızda haftalık etkileri daha ayrıntılı izleyebilirsiniz. Günlük videolarımızda zaten her gün sizi neler bekliyor onları izleyebilirsiniz. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.